Efendim Alt Bey'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafımda Orhun Kayar. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Arslan. Bugün sizlerle beraber soru cevap yapacağız. İlk sorumuz da çok hinlik içeren bir soru. Moon isimli arkadaşımızdan gelmiş. Soru şu: hiç lise ya da ortaokulda okuldan kaçıp CS oynamaya internet kafeye gider miydiniz? CS'yi geç, yani internet kafeye gider miydiniz? Evet, okuldan kaçıp. Diye soralım. Evet, seni Galatasaray Üniversitesi mezunu olan Orhun Kayar. Var mıydı böyle bir deneyim? Ya ben açıkçası gizli kapaklı yapmak zorunda kalmadığım için o işleri. Hani ya şey oldu, okuldan kaçıyordun işte? Yani. Yok yok, hayır yani. Okula gitmediğimde ailem de biliyordu. Okula gitmeyip internet kafeye gittiğimi de biliyorlardı hani. Çok nadir, ben çok nadir zaten hani okula. Evet, anne ben bugün okuldan kaçıyorum. Yok, öğleden sonra derslere gitmeyeceğim. Mesela öğle yemeğinde şey vardı. Küçük yerde yaşadım ya sonuçta. Öğle yemeğinde ben eve giderdim. Eve gidiyorduk, yemek yiyorduk. Anne diyordum hani öğleden sonraki ders bu gitmeyeceğim hani. Bir iki test çözerim mesela falan filan diyordum. Hani gerçekten çok güven veren bir çocuk musun sen o zaman? Ya, bir dakika, ama şeyle alakalı. Okuldan kaçmak sayılmıyor yani. Okuldayken kaçmak. Ya o zaman hani ama bir da, şeyden atlayıp tırmanıp falan. Ama bu da sonuçta girer yani. Ama tabii, bu tabii, girer. Okulu kırıp. Evet, okulu kırıyor yani orada. Evet. Yani okulu kırmak. Ama ailen demek ki sana güveniyormuş. Yani bu çok kolay. Ya yani şeye şey izin veriyor. Hani okulu git, okula gitmemene tamam. Hani şu dersten sonra gitmeyeceğim anne tamam, ama gitmeyip internet kafeye gideceğim. Tamam oğlum, bol bol CSGO oyna. Hani CSGO bu derece muhabbet. O dönemler 1-3 vardı da. Şey yok, hayır yani. Ya şöyle bir şey var. Her zaman o şekilde net biçimde de olmadı. Hani çok net. Anne ben okula gitmeyeceğim mi? İnternet kafeye gideceğim. Hani böyle bir şey olmadı tabii, ama şeydi yani, biliyorlardı sonuç itibariyle. Yani bir de dediğimi de yapıyordum. Yani bu aslına bakarsanız tamamen şimdi tekrar düşününce şeyin de, ailenin o rahatlığının gelmesinin sebebi, yani deneme sınavları falan yüksek geliyor. Zaten bu çocuk yapıyor. Yapıyor. Aynen. Ha, yani, işte fark o. Evet. Biraz o. Aramızdaki fark o Oruka ya. Benim deneme sınavlarım da çok iyi gelmemişti. Yok, bir de hani hakikaten hani sadece deneme sınavının dışında hani hiçbir zaman hocalarımdan hani ödevini yapmamış falan gibi bir şey duymuyorlar. Tabii o önemli bir şey. Yani o bir güvenilik yaratıyor ister istemez. Aynen. Gereksiz sana bir baskı kurmalarına gerek kalmıyor. Zaten hallediyorsun. Size de ben aslında bunu tavsiye ederim ya. Hakikaten gizli kapak yapmaktansa hani şeydir. Ailede biraz da hani ödüllendirme tarafını oradan, hani siz de anne babaya eğitiyorsunuz ya bir yerde. O çoğu sizi eğitirken. Evet. Hani böyle hani güvenebilirse bak bunu yapacağım. Bu videodan sonra bir sürü çocuk dayak yedi. Hayır ama bak, kendinize güveniyorsanız yapın. Notlar başarılıysa diyor. Orada altında ufak bir şey. Şimdi not başarılı olduğu sürece bence ben... o da yeterli değil. Her aile anlayışla evet, her aile o konuda anlaş doğru ama. Bazen notu iyi olduğu zaman daha da baskıcı oluyorlar. Hani tam tersi. O not şey olmasın. Aman düşecek. Nasıl gitmezsin, aman gitmezsin bilmem ne falan. Ya bazı konularda bende o da vardı ya, hadi madem bu kadar demek nemesine gördük mevzuya, şey de vardı mesela hani ya hani kursa yolluyoruz, hani kursu asma var çünkü para da veriliyor vesaire falan, hani iyi ama çok şey, o çok nadir bir şey. Yani genelde kırdığım dersler de falan işte tarım dersi vardı, hani güzel dersi, eyvallah, ev ekonomisi falan öğretiliyordu tarım derslerinde vesaire. Tarım dersi mi? Tabii tabii. Tarım dersi ne lan? Tarım dersi. Ben ortaokuldayken tarım dersi diye bir şey var. İş eğitimi, tarım dersi, aile ekonomisi falan gibi dersler vardı. Sanki bizde de vardı. Ne güzelmiş ya. Tarım bence güzel bir ders yani. Tabii güzel bir dersti. Allah seni kahretmesin. Hayır bak, problem şuydu. Tarım dersi, hani tarım yapabileceğiniz çok bir alan olmadığı için teorik şeyler yapılırdı. Ve hani falan filan. Hani öyle olduğu zaman, yoksa hani matematik vesaire falan gibi dersler çok da asmıştım. Kendim de istemezdim. Çünkü geride kaldığın zaman yakalaması çok zordur o derste. Onlar olmuş bir şeyde. Buradan anlayacağım. Şey başarılı bir öğrenci. Yok, o işin o kısmı bir yana. Hani İyi bir öğrenci olmanıza rağmen aileniz bu şekilde size baskı yapıyorsa, genç arkadaşlarım için konuşuyorum bunu, 15-16'da belki 17 yaşındaki arkadaşlarım için hani maksimum. Yapabileceğiniz en iyi şey, eğeceksiniz başınızı arkadaşlar, dümdüz devam edeceksiniz yolunuza. Çünkü hani o çektiğiniz acının bir şekilde hani üniversite yıllarında vesaire falan filan, hani onun geri karşılığını bir şekilde alıyorsunuz aynı zamanda olmasa bile. Peki. Sen de var mı? Okuldan kaçtın mı? Ben. Senin nasıl pis sırıtışını anladım ben. Senin pis ben şeyler var. Ben okuldan kaçmaya bayılıyordum. Bayılıyordum. Yani o hazı çok yani böyle övünmek gibi olmasın. Altı çizelim. Bu tamamıyla Tuncan'ın kişisel düşüncesidir. Multiplayer kesinlikle kurumsal olarak yansıtmaktadır. Buradan tüm velilerden özür diliyoruz. Eğer şey varsa, bizi izleyen varsa. Bu arkadaşım. Yani. Evet. Şunun altını yazalım mı? Tavsiye edilmiyordur Tuncan'ın anıları diye. Evde deney miyiz? Aynen. Hani o hazı çok az okul hayatında bir şeylerden almışımdır. Ama hani okuldan kaçmak dediğim Orhun'un dediği gibi değil yani. Anladım. Bayağı gidip gerçekten kaçıyorsun. Öğle arasını bekliyorsun. Belli bir noktaya saklanıyorsun. Tırmanıyorsun. Arkandan biri bağırıyor belki. Kaçıyorsun. Sen bayağı parkuru çalışmışsın yani. Evet evet. Hatta bir tane atlamalı vardı. Bir tanesinde anaokulu katına iniyordum. Orada bekliyorduk falan. Anaokulu çocukların arasından kaçıyordum. Bayağı adam hapishaneden kaçış planı gibi kaçış yapmış. Ve yani. Kaçtığım günler de belliydi. Devamsızlığımı hesaplamıştım. Hani bir tane dersin, atıyorum perşembe günü çok girmek istemediğim dersler var. Her perşembe girmesem belli bir tarihten sonra devamsızlığım yetiyor, tamam. O perşembe okuldan kaçma günüydü. O belli bir saatten sonra kaçıyorduk, ama ben internet kafede oyun oynamaktansa dosya indiriyordum. Bende çünkü internet yoktu evde. Yanında ne dosyası indiriyordun? Plastikle gidiyordum. Ne dosyası indiriyordun?
Tunca esprileri yapayım. Ne dosyası, hayırdır? Cidden söyleyemiyor ya, ben de ona şaşırdım. Hayır, düşünüyorum hatırlamıyorum. Abi ben bir kere FM Scout indirmiştim. Yardım olsun. Indiriyordum. Hatta Frank Ribery transfer olmuştu. Ribery'nin videolarını bile indirmiştim. Ha, o bayağı YouTube. Evet evet, yani YouTube falan yok. O zaman şey, komikli izliyordum. Komikli CD'ler diye CD yapıp birbirimize veriyorduk hatta, yani böyle komik videoları derlendi falan. Boş yerleri dolduruyordun, atıyordun. Yani komik diyor da şimdi, neyse. Hayır abi, bir şey demiyorum sen. Ben diyorum abi, sen pisliksin ya. Yok, ben Enis. Ailele bu videoyu göndereceğim. Bak, orada ailele bu videoyu göndereceğim. Bakalım ne diyecekler şimdi. Babam notu yüklerim sana. Ama bak, şunu tavsiye edebilirim hani. Düzenli okuldan kaçmak güzel bir şey değil ama en azından bir kere olsun okuldan kaçın. Hayda! Hayda! Mesela buna ben de katılıyorum bu arada. Hayda! Helal olsun. Çünkü hayır, bari çok komik kaçma hikayeler var ya, ama internet kafede bitmediği sonu. Yaşamak lazım. Hem hayat tecrübesi hem de böyle çok da koyun olmamak lazım. Bazen bir çizginin dışına çıkmak lazım. Sürekli değil. Sürekli değil. Ya okuldan şey, mesela dershanede şöyle bir şey vardı. Ben çok dershaneye aktif olarak giden bir insan değilim ama dershane yansıtılamıyorsam aileye haber veriyor tabii. Sonuçta orada bir para alışverişi de olduğu için. Aynen. Ama okul, şu anki okullarda mesela o sistem var mı bilmiyorum. Hani okul ve okul çıktı ya şimdi. Lafını böldüm. Sen söyle. Sen söyle. Yani okuldan şimdi internet üzerinden bir şeyler çıktı ya hani, evet. Telefondan oğlunuz kaçmıştır diye aileye bildirim geliyor mu bilmiyorum yani. Dink müdürden mesaj geldi, oğlunuz okulda yok. Hani acaba öyle bir sistem var mı, yoksa eskisi gibi lan 1500 kişi var, hangisini birini sayacaksın, hangisini ailesine haber vereceksin mi diyor öğretmenler. Bir yani. De okuldan kaçılması okulun da bir başarısızlığı olarak gözüküyor yani. Biraz. Çünkü hiç okula gelmemek ayrı, okuldan mesela. Kaçma şimdi yani. Veli diyecek ki, ulan birinci derste varmış çocuğu, ikinci derste niye yok? Kaçmış. Tünel mi kazdı lan bu çocuklar? Nasıl kaçıyor okuldan ya? Dört yani, tarafı çekilecek. Eskiden bile biraz daha serbestti bazı okullarda. Öğle arası mesela dışarı çıkıp yemek yiyebilirdiniz falan, gelmezdiniz mesela. Biz hatırlıyorum okulda, öğle arası dışarı izin veriyorlardı. Sonra ama bazı okullarda o yasakmış. Hatta geçen bir haber okumuştum. Çocuklar dışarıdan yemek yiyormuş genelde veya dışarıdan söylüyormuş yemeklerini. Evet. Öğle arasında kantinde yemek istemedikleri için işte kantinciyle müdür hani anlaşmışlar galiba tabii, biraz. Tabii. Kantin sonuçta büyük bir işletme olduğu için okul adına iyi de para veriyorlar okula. Onlar hani dışarıdan söylemeyi yasaklamışlar, bayağı isyan olmuştu hani yemek zorundalar mı diye. Şimdi böyle geldi aklıma, sen ne diyecektin, buyur. Ben de şeyi diyecektim, hani hocalar der bak ailene haber veririm, ailene bilmem ne, çok da takmamak lazım. Hakikaten her dediklerinde haber vermiyorlar. İyice. Yani öyle olsa ben... Ortaokulda falan sürekli söylüyorlardı işte, yok hocanı çağır diyorum, şimdi... aileni çağır. Şu an baban diyormuş şey değil mi? Hocanı çağır gelsin. Telefon falan bildirim yani diyorsun. Ya öyle bir şey var mı bilmiyorum, salladım şu anda ama şu an teknoloji çağındayız. Ya. Eskiden mesela, bizim zamanımızda daha zor her şey. Şu dediğin şey bana böyle bir challenge gibi geldi. Şu an keşke öğrenci olsam da mobil bildirim habere rağmen kaçabilsem. Biliyor musun? Fake mobil bildirim. Annenin telefonuna doğru hat çekiyorsun bir tane böyle. Hackliyorsun araya girip başka bir şey gidiyor. Orhun okuldan kaçmıştır diye. Yani Orhun şey sana niye geldi bilmiyorum. Yanlış olmuş falan diye. Ben de cevap vereyim. Kaçtım mı kaçtım. Yalan yok, evet ben de kaçtım okuldan. Tırmanmalı kaçış. Tırmanmalı kaçış değil çünkü bizde çok tırmanmalık bir şey yoktu. Hatırlamıyorum. Düz ayaktım yani. Yani güvenlik çok... kandırmaca var mı? Tabii güvenlik vardı. Güvenliği işte bir yere gidip geleceğim, bir şey yapıp geleceğim falan diye. Ama genelde benim okuldan kaçışta şey vardı. Hiç gitmiyordum. Hani yani sabah çıkıp okuldan çıkmak yerine hiç gitmediğimi hatırlıyorum. Böyle hatta... İki hafta boyunca biriktirilmiş, sabahtan akşama internet kafeye gidiyordum. Yani internet kafeye gidiyordum, geliyordum ama şöyle bir şey var. İnternet kafede tanıyordu internet kafeciler. Evet. Hani genelde şeyleri falan. Çok da böyle hani internet kafede gözüküp herkese belli etmek istemiyordum. Oo kaçtın mı falan. Okul var bir de. Tabii yani oo sen kaçtın mı falan gibi muhabbetler çok böyle hani gizliliğimi bozuyor. Ben daha çok böyle sessiz sakin yerlere gidiyordum kaçtığım zaman. Bir şey yaptığımızda yoktu. Çok böyle şey gibi olmasın ama hani biraz böyle internette falan gidip gazete falan okuduğumuzu hatırlıyorum ben hatta yani. Dağda bayırda böyle müzik falan dinliyorduk. Yani ama foto maç falan. Sıkılırsın bir de sabahına. Tabii canım işte siyasi ayaklar böyle olmuş şöyle olmuş falan diye bir şey değil yani. Foto maç. Hatta New York Times okuyor. O zaman yalan olmasın şimdi. New York Times değil de şey gazetesi de vardı. Bazı gazeteler vardı o dönemde. Evet, hatırlayanlar evet. Ben direkt anladım. Şey mi? Reklam olmasın. Reklam olmasın. Şu an yayından kalktılar herhalde. O gazeteleri falan ilk defa okuldan kaçtığımız zaman hani merak edip böyle bakkaldan işte şey sanki böyle çok normal bir şeymiş gibi. Foto maç, fanatik ne varsa atıyorum böyle. Foto sayayım mı? Bekleriz komik olur. Foto maç, fanatik falan arasında bir tane o var böyle hani şey bak. Şey aa karışmış falan yani. Çok dikkatli. Onu da yani. Evet ya bunu da şey yapacağız. 250 kuruş muydu? Bir şeydi o zaman 6-0 atılmadan önce işte. Taha filandan önce gibi bir şey. 250 bin lira mı öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum fiyatını. İnternet kadar çok gitmezdim ama yani Allah'ım ne kadar... Bilardo salonunda mı? Abi güzel yok, güzel soruymuş bu ya. Yoktu ya. Bilardo ile çaram yoktu ha hiç. Ben yani kapalı alanlara çok gitmezdim. Genelde hani böyle dağ bayır, cırt. Hani insan kaçınca bir özgürlüğü hissetmek istiyor. Evet yani mesela
işte müzik dinlemeyi çok severdim ben lise zamandayken. Çok müzik dinlerdim yani. Hani işte yeni gruplar keşfediyorsun falan, her şey daha yeni geliyor sana. Kaçıp böyle müzik bayağı dinlediğimi hatırlıyorum. Yani kendi kendime vakit geçirdiğim falan. Ama şey, internet kafede gitmişliğim vardı. Hani hiç gitmedim diyemem. Sadece çok büyük bir anım yok. Bu arada ben bir kere kaçtığımda sanki hani cezalandırılmışım gibi kaçtığım için köpek kovalamıştı ama öyle böyle değil. Yani köşeyi dönerken çıktı, biri çıktı, arkadan koşarken öbürü çıktı, yere falan düştüm, dibime kadar geldi falan. Bayağı aksiyon yaşamışsın. Quick time event gibi. O zaman geçelim tekrar oyunlar kısmına. Tahsin Olmaz'dan gelen bir soru var. Sürekli kafamda olan bir soru. Neden güzel ve yeni bir strateji oyunu gelmiyor? Campania, Of Heroes veya Generals gibi diye sormuş. Bunu aslında çok konuştuk zamanında. Satmadıkları için gelmiyor, evet, diye biraz üzerine altını çizdik. Bağımsız yapımlarda gelen güzel oyunlar var. Neydi son hatta? Zamanda Northgard geldi. Böyle modernleştirmeye de çalışmışlar. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Bir göz atabilirsiniz. Biraz yani. Bağımsızları kovalamanız gerekiyordu. Biraz. Oradan güzel cevherler çıkabiliyor strateji oyunu. Ama onun için mesela Gears of War falan filan da yakın zamanda. Gears of War değil miydi? Gears of War. Dawn of War, pardon. Dawn of War. Dawn of War. Evet, Warhammer serisi. Ama Warhammer biraz arkadaşım verdiği örnekten ben şey anlıyorum. Biraz daha evet, askeri strateji oyunlarından bahsediyor herhalde. Fantastikten ziyade. Evet, ya eskisine nazaran strateji türü ama sebebi yani nedeni aslında baktığınız zaman belli. Eskisi kadar satmıyor ve bunların maliyeti de düşük maliyetli oyunlar değil. Özellikle hani teknolojiler çok güzel bir teknoloji görmeseniz bile hani diğer AAA aksiyon oyunlarına nazaran altında yatan mekanikleri tasarlamak, onun dışında efendim birimleri azaltmak falan yani bayağı dengelemek falan. Strateji oyunu yapmak bir aksiyon oyunu yapmaktan daha zor. Evet. Özellikle dengelemek. O yüzden eskileri tekrar yapıyorlar. StarCraft'ın remaster'ı yakın zamanda çıktı. Şu an en kolayı o. Hani en popüler çözüm. Geçiyorum efendim başka bir soruya. Bir online oyuna hikaye ekleyecekseniz bu hangi online oyun olurdu? Sadece online olan bir oyun için. Ben bir örnek vereyim. Titanfall'u 1'e eklemek isterdim. İkincisi çok güzeldi çünkü keşke 1'de olsaymış diye. Ama Overwatch diyebilirim. Çok renkli, çok güzel gözüken, çok farklı karakterlerin bir olduğu bir oyun. Single player'ı ilginç olabilir. Aslında hikayeleri de videolar aracılığıyla bize veriyorlar. Hani o dünyada genel bir hikaye sunsa. Belki hani daha çok keyifli bir animasyonları bayağı kaliteli çünkü. Ya Injustice kafasında bir şey bile sunulsa sanki bana hani böyle güzel shooter görebilir falan. Ya benim daha aklıma ya açıkçası online uzun süre oynadığım tek online oyun benim hani Ultima Online olduğu için yani onun da aynı şekilde aslında Overwatch gibi hani bir hikayesi vardı işte Lord Britishler bilmem neler falan yani böyle zaten karakterler Ultima vardı. Serisi var zaten. Ha, evet yani. Yani ne kadar alakalıydı Ultima Online hani ama oradan besleniyordu tabii. O evrenden besleniyordu. Bir evren var arkada ama yarım yamalak hani bir hikayesi yok, bir şey yok. Hani böyle sanki güzel questline'lar yapılmış olsa mesela Skyrim'deki falan gibi en azından Ultima Online çok daha keyifli olabilirdi. Çok daha keyifli olabilirdi. Var mı sende böyle bir? Aklıma gelmedi ya. Okey. Geçiyorum o zaman Ali Yılmaz'dan değil. Ali Yılmaz zaten sorusunu sorduk. Aa, ismini almadığım bir arkadaşın sorusu var. Belki yine Ali Yılmaz diye anlamışımdır, hatırlayamadım. Merhaba demiş kendisi. E3'te duyurulan Monster Hunter World hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bu bir. Ve daha önce Monster Hunter oyunu oynadınız mı diye sormuş. Bu iki. Bir de en sevdiğiniz JRPG oyunu diye sormuş. Bundan şimdiden söylüyorum ki cevaplarken düşünürsünüz diye. Monster Hunter ben oynamadım şahsen. Bir ben fikrim de yok ama de biliyorum. O açıklığınızı var mı? Ben sen oynamışsındır diye düşündüm. Yok ben oynamadım da kardeşim oynayıp met ediyordu baya. Yani Monster Hunter oynayanlar çok seviyor. Gerçekten kendine ait çok sağlam bir kitlesi var. Ben hani bilmiyorum oyun mantığı olarak böyle şey uzaktan bakıldığı zaman bana böyle acaba beni sarar mı sarmaz mı diye düşünmüyor değilim. Ama sarabilir çünkü herkes bahsediyorsa demek ki nitelikli bir oyun. Monster Hunter World'de baya güzel duruyordu bu arada. Ben gördüklerimden baya etkilendim. Evet, benim de çok hoşuma gitti. Ya ben genelde galiba şeyi seviyorum hani bu avcılık üzerine bir şeyler yapılmasını hani merak da ediyorum. Çok oynamıştım yok bu hani o tarzda oyunları ama mesela şeyi beğenmişim Shadow of Mordor'un ek paketi vardı ya Lord of the Hunt mıydı? Hatırlamıyorum doğru. Ya yani o şeyle oynuyordun cüceyle oynuyordun. İşte onda da gene hayvan alıyordum falan. Ama genel olarak o konsepti dediğim gibi seviyorum. Hani bir av var. Hani onu işte gerekirse tuzağa düşürmek ya da işte gerekli şeyleri yapıp onu avlamak. Ondan sonra belki derisini alıp gidip onu hani köyde satmak falan. Hani şey üzerinden söylemiyorum bunu sadece. Shadow of Mordor'un ek paketi üzerinden söylemiyorum. Genelde bu tarzdaki şeyler onun bir ekonomisinin olması, onun paylaşılması, oradan crafting yapılması vesaire falan gibi o konseptin üzerine odaklanan ve bunu başarılı yapan bir oyun ben görmek de isterim. Yani bana çekici de geliyor açıkçası. Sen neden oynama şansı bulamadın? Soru sorunca oynama sanki şansını bulamadım derken yani çok ilgimi çekmedi oynamak için. Peki Monster Hunter World gene ilgimi çekmedi mi yoksa bu sefer denemek istiyor musun? Yok yani ilgimi çekmedi. Sonradan çekebilir tabii yani. Şu an çok cezbeden bir şey yok senin yani. Bildiğimiz Monster Hunter diyorsun. En sevdiğin JRPG oyunu ne peki? Ya o zor bir soru işte çünkü yani düşününce hepsinin ayrı bir sevdiğin yanı var ama hani tek birini seçmek zor. Hani Suikoden 2'yi çok konuştum, onu çok severim. Earthbound'u severim, Final Fantasy'leri severim. Yani çok var aslında. Son zamanlardan örnek vereceksek Persona 5.
Doğru. Persona 5 evet. En son evet. çıkanlardan biri. Oynadın mı Persona 5'i? Persona 5'i evet. Bayağı uğraşıp bitirdim. Yani 100 saate aşkın bir hikayesi var. Ey maşallah. Ki sadece hikayesi var yani. 100 saate aşkın. Her şeyi yaparsanız daha da uzuyor bir süre. Uzuyor. Evet, çok uzun bir oyun ya. Var mı sende bir şey RPG? Deneyebildiğin. Yani JRPG biraz daha konsol odaklı olduğu için sen orada biraz evet, evet. çok fazla var mı? Ya aslında eskilerden var ama böyle çok hani aklımda kalacak kadar hani denemişim de o JRPG'leri. Mesela Pokemon oynamışsındır. Aha o, yani. Onda JRPG doğru sayarsan evet Pokemon'lar. JRPG sen saymadın ama. Ben daha niyeyse yani JRPG dendiği zaman aklına. Genelde Final Fantasy'ler falan gibi hani o dövüş sisteminden ötürü daha böyle partili olacak vesaire. Kafamda daha öyle bir şey canlandığından Pokemon falan hep JRPG olarak saymamışımdır hiç. Ama evet Pokemon yani Japon RPG'si temelde belli şeyler var. Doğru diyorsun sonuçta. Hayır, birebir uyuyor şimdi düşündüğün zaman hani dövüş tarzından evrenine vesairesine kadar falan her şey çatır çatır uyuyor. Spaces. Benim en sevdiğim yakın zamandan örnek vereyim. Persona 5 tabii ki de hani keyif olarak oynadım ama Final Fantasy 15'i çok beğenmiştim. Tabii işin yüzünde biraz JRPG gibi olmaması da var. Çünkü biraz daha batılı olabilir. Aksiyona yanaşmış gibiydi. Bence bir sıkıntı yok yani. Japon kabul şey olarak zaten. Kabul edersen illa sıra tabanlı olmak zorunda değil. Yani Final Fantasy yani Kingdom Hearts da var. Kingdom Hearts var mesela. Evet. Kingdom Hearts çok keyifli evet, oynamıştım. Kingdom Hearts oldukça iyi, güzel bir oyundu. Yenisini de bekliyorum hatta oyunu yani. Evet, Toy Story geliyor bu arada. Evet, Toy Story ile böyle bir birleşecekler falan. Bayağı da güzel gözüküyor grafikler. Evet. Bayağı grafiklerde Toy Story seviyesine ulaşmışız galiba artık ya. O tabii ilk... öyle haberler vardı hatta. Yani. He, değil mi? Doğru. Toy Story seviyesine en sonunda gelindi grafiklerde diye. Yani Final Fantasy 15 en son aklımda kalan çok fazla oyun oynamıştım Xbox döneminde aslında JRPG olarak. Mesela Lost Odyssey hatırlıyorum. Hoşuma giden oyunların bir tanesi. Bir tane daha vardı böyle minnak bir oyun ama. Blue Dragon var Xbox'ta. Aa yani. Blue Dragon değil. Blue Dragon'u biliyorum da. Neyse adını hatırlayamadım şimdi. Hatırlarsam yorumlarda bahsederim belki. Uzun da bir adı vardı. Eternal Sunshine of the Spotless Mind diye değil ama hani öyle bir adı da vardı diye hatırlıyorum. Neydi hatırlayamadım şimdi. Kerem Efe'den gelen bir soru. Bu kadar hype'lanmasına rağmen Mafya 3'ün eski oyunlara göre kötü olmasının sebebi sizce nedir? Oynadınız mı Mafya 3'ü? O soruyla başlayayım. Yok ben yani çok oynadım diyebileceğim kadar oynamadım öyle diyeyim. Başını biliyorum sadece. Ha başını biliyorsun. Evet. Sen oynayabildin. Ben de burada baktım oynamadım. İlgimi çekmedim. Ben bitirdim çok kısa cevap vereyim o zaman onunla alakalı. Kötü bir oyun olmasının en büyük sebebi senaryo olarak kuvvetli olmasına rağmen aslında arka planında devamlı oyunda aynı şeyleri yapıyor olmanız. Yani tekrar devamlı olarak sanki açık dünyada yan görev yapıyormuş gibi devamlı mekan basıyorsunuz. Yani oyunun 3. saatinden 10. saatine kadar aynı şekilde mekan bastığınız bir oyun yapısı var. Yani hayvan gibi büyük bir tasarım hatası yani. Evet. Bunu kim yapmış? Ya gerçi ellerinden öpmek lazım. Şey var problemi hani aynı şeyi tekrar tekrar yaparsın ama en azından bastığın yerlerde yani çok büyük farklılıklar olsa ne bileyim işte hani her biri bir diğerinden daha büyük engel olsa sanki o da çok dert değilmiş gibi. Çünkü hani aynı şey aynı derdi yaşayıp eğlenceli oynadığımız oyunlar da varmış gibi geliyor bana bazen. Ya ama şöyle bir şey var yani şimdi devamlı mesela şu var. Oyunda ana bir görevi açman için asıl görev bir. Anladın mı? 5 tane mekan ele geçir diyor sana. 10 tane mekan var. 5'ini ele geçiriyorsun. Al diyorum. Hepsinde de birini araba yakıyorsun. Birinde atıyorum işte para çalıyorsun. Birinde silahlı bir şey yapıyorsun. Yani hepsi aynı şeyleri yaptırıyorsun. Evet. Farklı yerlerdesin ama aynı şeyleri yapıyorsun. Ya o ana görevlerde hani o kadar epik ve büyük değiller açıkçası. Bir iki yani, tanesi vardır. Bir de bence çok da devam etmesi gereken bir seri değildi benim için. Yani Mafya 1'de çok kuvvetli bir hikaye evet. var. Hani böyle bayağı hani olağanüstü bir şeyi alıp devam ettirdiğin zaman ya birbirini tekrar eden oyunlar yapacaksın. Farklı bir şey yaparsan da memnun edemezsin. Zor yani bence öyle bırakmak lazım. Ya aslında işte olay şu açık dünya yapalım derken bu sefer oyunun özünü kaçırıyorsun. Evet. Mafya 3 biraz yani hakikaten çok acemi bir hata bu. Yani Mafya 3'ü geçtim herhangi bir devam oyunda olması gereken bir hata bu. Evet. Ki kötü bir oynanış sahip değil Mafya 3. Eğlenceli oynaması, silah sıkması, efendim söyleyeyim yakın dövüşe girmesi falan eğlenceli bir oyun. Ama sadece bu tasarım hatası olarak kabul ettiğimiz abi devamlı aynı şeyler yapsınlar diye kim demişse onu. Çünkü zaman darlığı falan diyor ki bir saate çıkması gereken bir oyun da değil yani. Neden böyle bir hata yapılmış? Anlaması gerçekten güç. Geçiyorum o zaman bir sonraki soruyu efendim. Furkan Aslan'dan gelen bir soru olsun. Sizce Silent Hill serisi artık rafa mı kaldırıldı? Yeni bir Silent Hill oyunu gelirse iyi oyun olur mu? Tabii iyi oyun olur mu söylemek çok zor ama sizce yeni bir Silent Hill oyunu gelecek yani mi? Silent Hill falan gibi bir şey olursa. İşte yani ama Kojima yapmıyor. İşte orada bir sıkıntı var yani, yani o dertten sonra tekrar çıkan bir şey. Tabii sadece Konami'nin markası. Doğru. İptal oldu o yüzden Kojima ile ayrılınca oyunlar yani. Yapmayı bile yani adam belli ki Konami yaparsak bunu çok tepki çekecek diye vazgeçti. Komple projeyi kaldırdı. Sizce gelir mi yeni devam oyun Silent Hill? Bir de Kojima ayrılmadan evvel yani her şey başladı değil mi? Aslında Kojima yapıyordu Silent Hill PT'yi. Hani evet. Ondan her şeyin bozulmasının başlangıcı gibi hatırlıyorum ben de onu. Hani sen şey gibi söyledin ben mi yanlış anladım? Hani Kojima ayrıldıktan sonra artık hani kaldırıldı rafa gibi. Evet. Sanki Kojima ayrılmadan evvel aslında rafa kaldırıldı yani iptal edilmesi. Öyle mi? Tabii Kojima ayrılınca niye rafa kaldırılsın? Hayır Silent Hill PT iptal edilmesiyle beraber sanki rafa kalkmış gibi geldi bana. Oyun çünkü. Nasıl PT? Seri mi rafa kalktı? Evet evet.
Yani Silent PT'yi yaptırmadılar, toptan rafa kattı mevzu ondan sonra falan gibi. Ben hep öyle algılamıştım o şeyi. Neyse çok önemli bir şey değil aslında. Hayır canım, onu nasıl o kanıya varabildin ki? Abi hani... Ya Silent Hill serisi toptan komple kapattılar diye söylüyorsun sen. Ya kapattılar değil de bir rafa kaldı yani. Yarın öbür gün devam ederler mi etmezler mi? O gün anlamamıştım işte. Ama sonuç itibariyle. İşte onu diyorum, ben de onu söylüyorum. Yarın öbür gün devam eder mi etmez? Gerçi ben sormuyorum, arkadaş soruyor da yani. Devam eder mi etmez mi? Ben... Ya o kadar güçlü bir şeyi bırakmazsın. Bir yerde yani bir zaman geldiği zaman tekrar ele alacaklardır gibi geliyor ama çok yakın zamanda göreceğimizi hiç zannetmiyorum. Ya ben de zannetmiyorum. PT'yi doya doya oynadı zaten. Bir saatten tekrar oynayın isterseniz. Yani evet, Konami zaten oyun firması olma yolunda çok da emin adımlarla ilerleyen bir firma değil şu anda. Silent Hill'in de galiba pachinko makinesini falan yaptılar mı yapacaklar mı, öyle bir geyik dolanıyor etrafta, bilmiyorum artık. Kullanacaklardır eğer oyun sektöründe kalacaklarsa, çok en güçlü markalarından bir tanesi Silent Hill. Fakat şu anki tepkide, şu anki bu yoğun öfkede kimse gidip de güvenilir bir markasını alıp, ki hala güvenilir kötü oyunlarına rağmen bu kadar, alıp da ateşe atmaz ya. O yüzden bir beklerler. Şu Konami Kojima kavgasının özellikle iyi bir şekilde son bulmasını beklerler. Bir de şey çok kritik orada. Metal Gear Survive yapıyorlar. Onunla ilgili sağda solda bir görülmeye değer diye artık para mı vermişler bilmiyorum ne olmuş da. Veya oyun hakikaten iyi mi bilmiyorum. Ama bir görülmeye değer diye şeyler okudum. Oynayanlar tarafından hands on. Biz belki Almanya'ya gittiğimizde deneme şansına kavuşacağız. Belki de. Biz de övüyormuşuz biliyorsunuz. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. 10 üzerinden 10 veriyoruz diye. O sırada. Ya şeyden ötürü aslında hani Metal Gear Solid özellikle 5'teki oynanış itibariyle baktığınız zaman hani eğlenceli böyle akıcı bir aksiyon şeyi olabilir ama yani saçma sapan bir hayatta kalma falan tarafına gidince biz birazcık soğuduk. Bir de Kojima olayı gerçekten her şey. Hani Kojima olayları olmamış olsa, böyle bir şey yapılsa belki bu kadar sert vurmayacağız. Aynen. Yani, belki de yarın duyurulacak yani. Evet ama neyse efendim, şimdilik bizden bu kadar diyelim. Yeni sorularınızı yorum kısmına ekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.